Topkapı sanayiye girmiş, bağlatmış cihazı ama bana bir güven vermediler. Aracımı yapacaklarına inanamadım. İnanmadığım için ta Ümraniye'ye sana geldim ustacığım. Biz de teşekkür ettik kendisine. Aracına liste yapmış, listeleri harfiyen uyguladık. Ekstradan tirger seti değiştik, yağ bakımı yaptık, sıvı bakımı, fren hidroliği bakımı, değişimi, emme manifoldunu söktük, buji kablosu, ateşleme bobini, 4 teker fren diksi, fren balataları değişimini yaptık, kurbürozör kapak çantası yağ kaçırıyordu, motorun komple temizliğini alttan ve üstten yaptık. Yani araca 3 gündür uğraşıyoruz, çalışmasını istediği konuma getirdik, kayıtlı arızalar vardı silinmeyen, onları temizledik. Değişecek parçalarını değiştirdik. Oksijen sensörünü değiştirdik. Lambda 1 diye. Ve aracımız yaklaşık 1-1,5 saatte çalışıyor. Fanımız devreye girdi. Tabii şuna değinelim. Lambda 1'i değişirken baba ezbere değişmiyoruz. Tabii ki. Çünkü bunun lambda 1'i 1300-1400 lira civarında. Evet. NTK marka orijinal bir ürün olduğu için elektrikçi veya yedek parçacı diyor ki bunun geri iadesi yok. Kesin olarak sorunu çözecekse alın diyor. Geri iadesini almam diyor. Yani sonuçta 1300-1500 liralık ürünler, parçalar geri alınmayacağı için kesinlikle tespit edilmesi lazım. Yoksa müşteriye bunu yansıttığımız zaman hem kötü usta olursun hem de sonuca gidemezsin. Hem de cebini yakmış, parası çıkmış olur o vatandaşın. Biz de ne yaptık? Onu detaylı bir şekilde baba ben bilgisayardan canlı değerleri okuyarak oksijen sensörünün arızalı olduğunu gösterdik. Şimdi içerisine geçtik. Gerekli bilgisayar test araçlarımız var. Bakın arkadaşlar, burada boğaz kelebeğinin adaptasyonunu yaptık. Uyarlama değerlerini sildik. Daha önce mesela oksijen sensörünün hatalı değerlerini hafızasına kaydediyor. Ona göre işlemler yapıyordu. Bu da aracın gerekli rölanti değerlerinden düşük, yüksek yani alıp vermeleri yapıyordu. Bunların hepsini sildik ve adaptasyon, kalibrasyon ayarlarını yaptık. Burada gösterge panelimize bakalım. Aşırı bir şekilde alıp verme vardı. Bu araç bayağıdır çalışıyor. Uzun bir çalışmadan sonra sizlere göstermek istedim. Buradan da aracın çalışmasını görebiliyoruz. Herhangi bir şekilde artık aracımızın devrinde, rölantisinde herhangi bir sıkıntı kalmadı. Ön konsola göstergeye geçtiğimizde aracımızın 268 bin kilometrede olduğunu söyleyelim. İçerisine baktığımız zaman gayet hoş bir araç. Müşterimiz zaten aracı yeni almış ve bakımlarını da bizlere yaptırmak istemiş. Tirger seti çok önemli arkadaşlar. Kayışı sizlere göstereceğim. Aracın kontağını kapattıktan sonra aracımızın modelini de 2005 model. Şimdi 2005 model bir araca göre gerçekten güzel bir araç. Bu yüzden titiz ve özenli, kaliteli çalışmaya çalışacağız. Bu arada neler söktük? Hemen motorun sağ tarafında bulunan arkadaşlar su bidonumuzu aldık. Su hortumlarını değiştireceğiz. Bazı su hortumlarımızda sıkıntılar var. Bunun dışında işte silecek suyunu koyduğumuz bidonun başlığı, boğaz kelebeğimiz. Bu araçlarda boğaz kelebeği sökülüp temizlendiğinde kesinlikle bilgisayardan od istediğimiz orijinal Volkswagen'in programından arkadaşlar boğaz kelebeğinin adaptasyonunu yapmak zorundayız. Bazı araçlarda adaptasyon, kalibrasyon gerekirken bazı araçlarda gerekmiyor. Havalandırma hortumumuz. Burada da yine manifoldumuz, hava filtremiz, periyodik bakım zaten yapılacak ve diğer parçalarımızdan söz edebiliriz. İçler acısı demiştim tirger kayışı. Evet. Işığımızı açayım ya da böyle görünüyor. Tirgerimizin boşluğunu görelim. Kopmak üzere aşırı sünmüş kayışımız. Bu böyle çalışıyor motorumuz. Evet. Yani zamanı doldurmuş, 280'di galiba kilometresi söylemiştik. Kayışı koptuğunda eksantrik milimiz üst eksantrik olduğu için siboplar açık kalır. Piston da aşağıdan gelir, sibaba vurur, sibabın kafasını eğer, motoru açtırmak zorunda kalır. Motorun silindir kapağını açtırmak zorundayız. Açtırmak zorunda kalırsın, 8-10 bin lira havada para. Aynen, masraf olarak yüksek bir maliyetlere mal oluyor. Şöyle ışığı açayım, daha detaylı görün. Tirger kayışı bak, sökmedik daha. Çek, ne kadar su arayı çek, bak mesafenin uzadığını gör. Kayış bu şekilde çalışıyor. Sökmeden önce sizlere göstermek istedik. Çarpa çarpa da bak, kayış burayı kırmış. Bak buradaki plastik aksama değmiş, kırmış. Ve kayışın halini gör. Evet, tirger kayışını babam yavaş yavaş boşaltırken ben de biraz bilgiler vermek istiyorum. Tirger kayışı motorun içerisinde dönen en büyük parça olan crank bilinden almış olduğu hareketi eksantrik kambiline iletir.
Eksantrik kambili triggerden almış olduğu hareket ile de spopların açılıp kapanmasını sağlayarak emme, sıkıştırma, ateşleme, egzoz zamanlarının oluşmasını sağlıyor. Motor içerisinde elde edilen bu zamanlar ile birlikte motordaki güç elde edilmiş olur. Peki bu trigger kayışı kaç kilometrede değiştirilmeli, hangi aralıklarla bakımını yaptırmalıyız? Bunları da söyleyelim. Trigger kayışının kullanımına bağlı olarak meydana gelen yıpranma, yırtılma, çizilme, deformasyon. Bunda da görmüştünüz. Bayağı bir deformasyon olmuş. Fiziki değişimlere uğradığı zaman arkadaşlar değiştirmeyi öneriyoruz. Kayışın değişim süresiyle alakalı da şunu söyleyeyim. Her aracın, her markanın farklı süreleri olmakla beraber ortalama bir kayış 60 bin kilometre olup 80-90 bin kilometre aralığında değişiyor. Eğer bunu değişmezsek, bu zaman aralığında, kilometre aralığında değişmezsek 4 yılda bir trigger kayışının, trigger setinin değişmesi gerekiyor. Aracımızın motor kulağını aldık. Sağ taraf komple arkadaşlar boşaltmış bulunuyoruz. İyi. Bir lokma girecek. Bu da motor kulağının bağlantı ayağı galiba. Evet. Blok. Silindir kapağını mı, bloğa mı sıkıyor? Blok. Motor bloğa. Evet, bu arada yine sıkıntılı bir durumla karşılaştık. Arkadaki cıvata gevşek veya kırık arkadaşlar. Şimdi onu nasıl gösterebiliriz baba? Şuradan arabayı kaldırınca alttan göstereyim. Tamam. Aracımızı kaldırdık. Bak bu cıvata. Bu cıvata gevşek de olabilir, kırık da olabilir. Bakacağız. Yalama olabilir, kırık olabilir. Çünkü tek oşan var arkadaşlar. Gevşek olabilir. Evet, o dediğimiz civata. Civatanın yağından belli, halinden belli. Civata kopuk ucu. Ucu içeride kırık. Zaten arkadaşlar aracın İçi güzel ama maalesef motorunda bayağı bir yağ kaçakları var, su kaçakları var, şanzımanda yine aynı şekilde kaçaklarımız mevcut. Bakın, motor bölümü ve şanzıman bölümünde de ayrı ayrı yağ kaçaklarımız mevcut. Disklerimiz torna olsun demiş ama müşterimiz, bunun torna olacak bir hali yok arkadaşlar. Değişecek bu parça. Görmüş olduğunuz gibi faturalar çok belli. Kameradan bile belli oluyor. Bu parça değişmesi gerekiyor disk aynalarının. Bazı araçlarda krank kasnağını söktüğümüzde sente ayarımız kaçıyor. Bunda öyle bir olay var mı? Yok, göbekte bir davul için yok. Kimin de etrafta bir olmaz. Göbektekiyle zorunlu sökersin. Evet. Gördük mü triggerimizin boş kaldığını? Triggeri buradan da gösterelim. Bakın arkadaşlar, çok kötü durumda. Uzun bir süreden beri değişmiyor büyük ihtimalle. Ayrıca kayışın sırtına diyelim, arkasına diş izleri çıktığı zaman artık bu kayış olduğunu tamamlamış demektir. Şimdi söktüğümüz parçalardan bir diğer trigger kapağının alt tarafı. Bunu söktükten sonra kayışımızı daha detaylı görmüş olacağız. V kayışımızı da bu arada çıkardık. V kayışını da değiştireceğiz. Öncelikle trigger kapağımızı bir çıkaralım. Bu arada gergi de bozuk. V kayış gergisi değil mi? Evet. Gergi de bozuk. Tam zamanında gelmiş diyebiliriz. Trigger kayışı kopmadan dükkana girdi bu araç. Aynen. Yoksa kopsaydı bir 10 bin liraya bazında para harcayacaktı. Ama dediğim gibi motorun alt bölümleri çok kötü durumda. Yağ kaçakları var. Başta olmaz. Bunun görev ve vazifesine diyecek olursak, motor alt koruma kapağımız orada. Metal takıldığı için bu ayağı onu tutması için montaj edilir. Yani sonradan takılan bir parça aracı. Tabii ki, evet. İyi bir parça aslında. Alt korumayı bizlere gösteriyor. Trigger kapağımızın altı demiştik. Burada da plastik kapağı görebiliyoruz. Gelin arkadaşlar, kayışın durumuna bakın. Ben artık hiçbir şey demiyorum. Size bırakıyorum yorumu. Kayış basmıyor bile baba.
Kopmaz üzere. Çok kötü durumda. Tam zamanında gelmiş müşterimiz. Gerçekten tam zamanında gelmiş. Çıkardığımızda da bahsedelim bu olaya. Önemli arkadaşlar. Önemli parçalardan biri. Bunu lütfen söylediğimiz belirli aralıklarda değiştirmeyi unutmayın. Yoksa sizlere büyük masraflar açabilir. Masraflarda günümüz Türkiye şartlarında çok fazla diyebiliyoruz. Blokta da yağlar var. Evet. Üst silindir kapağında da yağlar var. Karbüratör kapağı kaçırmış. Alttan göstermiş olduğumuz gergi. Bu da değişiyor. Yani mecbur değişmesi gerekiyor. Galiba buralar uzun zamandan beri sökülmemiş. El değmemiş, evet. Evet, bahsetmiş olduğumuz gergi bu. Bozuk arkadaşlar. Bakalım, üstten bakalım. Maalesef kötü durumda. Bak bu nerede, o işaretini göremiyor, görüyor musun? Bir diş katlak sente. Sente atlak. Evet. Gördük baba şu an. Bir diş kaçık. Evet. Bir diş de çok büyük aslında. Performans. Performans ayıbı. Bunları etkiliyor. Krank yerindeyken üst egzantrik kaçık. Bunu detaylı çekmek istiyorum. Şöyle bakarsanız şu çizgiyle o. Burası ok işaretine gelmesi gerekirken bir diş kaçık. Şöyle paralel tutarsan daha detaylı görünecektir. Tam bir diş kaçık baba. Alt zaten yerinde. Bu arada aracımız Audi A3 demiştik. Aracımızın motoru 1.6 benzinli motor. Bu aracın motorlarından Volkswagen Bora Golf serilerinde de çıkmıştı o yıllarda arkadaşlar. Buna da tekrar değinmiş olalım. Yani benzer motor, diğer kullanıcılar, izleyiciler olabilir. Aynı motordan bahsediyoruz. 1.6 benzinli A3. Boşluğu aldığımız zaman kardeşim baba yerine gelmeye başlıyor aslında. Yarı dike düştü. Yani kayıştan kaynaklı bir şey. Çeksek çıkacak zaten. Al, gevşetmedim zaten, çekiyorum. Evet. Gördün mü? Kopmaya geldiğini. Kayış bayağı bir deforme olmuş. Arkasına da zaten izler çıkmış. Onlara da değinebiliriz aslında. Evet. Ben şöyle kısaca göstereyim sirger kayışını. Bakın. Arkasına, sırtına dediğimiz olay bu. İzler çıkıyor. Bu dişlerin izleri zamanla zaten kopmaya kadar gidiyor bu olay. Ve yanmış artık çalışmaktan. Yani gergimize baktığımız zaman da iç kısmı yanmış arkadaşlar. Çalışmaktan ne hale gelmiş? Bunu şöyle sizlere göstereyim. Markamız neymiş? Gates mi? Galiba. Şöyle bakalım. Gergi de yanmış konumda. Yine diğer VKŞ'nin gergisi bozuk konumda. Yani dönen kayış sisteminde bozukluklar aşırı derecede fazla, tam zamanında gelmiş. Sıra geldi su pompamıza. Boşluk var bunda. Devir daim. Evet, su pompası devir daim. Bunu da söküyorum, onu da değiştireceğiz. Su pompası da değişiyor. İhtimalle devir daimin içinde de paslanmaları görebiliriz. Bakalım söktüğümüzde göreceğiz. Burada civata başlıklarını görüyoruz. Detaylı çektiğimizde su pompası, su devir daimi dediğimiz olay bu. Soğutma sistemindeki en önemli parçalardan biri de termostatın yanı sıra devir daim. Devir daim, evet. Yani devir daim adı üstünde. Suyun devirli, yani motora gönderiyor, tekrar radyatöre gönderiyor. Böyle bir görev var baba. Sürekli kayışla döndürüyor. Kayışla döndürüyor. Sürekli trigger kayışla çalıştığı için devir daim adı buradan geliyor. Su pompası diğer adı da. O yüzden çok önemli bir parça. Aşırı derecede
uzun zamandan beri sökülmemiş. Çok bariz civatalar. Siz de hissediyorsunuzdur. Öne doğru geldi. Su devrine mi? O derece yapışmış ya arkadaşlar. Bakın kırılıyor da çıkmıyor. Evet, sonunda çıktı. Ne hali gelmiş. Paslı suyu görebiliriz. İçerisinin pası böyle. Termostat da burada. Şimdi su devir daimının halinden zaten dışarıdayken tahmin etmiştik. Bahsedebiliriz şu an. Paslanmalar olmuş. Yine göbek bölümünde aşırı derecede paslanmalar var. Ve göbeği de boşlukta arkadaşlar. Su devir daimi da değişecek ölü. Yani burayı boşalttık. Burada işimiz evet. Çok fazla kalmadı. Buzileri söktük. Buji kablolarını değiştiriyoruz. Ateşleme bobinini buradan söktüklerine ulaşacağız. Onu değiştireceğiz. Buji kablolarımız burada zaten. Çıkardık onları. Berbat halde görebiliyor muyum? Evet, çok artık güzel. Ömrünü tamamlamış bunlar. Yani tabii devir daimi takmadan önce oranın güzel bir zımpara olması lazım. Tabii konta yüzeyinin tertemiz olması gerekiyor. Yoksa yine su kaçağı yapar. Su kaçağı yapar. Yani yaptığımız işi tekrar elimize verir. Tekrar sökmek zorunda kalabiliriz. Bunlar önemli. Bunlar önemli detaylar. Evet, kayıp çıkardık. Üst konumu sentemizi aldık yerine bak. Şu an sentede bu. Evet. Diş dişi görüyor. Krangı da aldık aşağıdan senteye. Evet. Üst ölü noktayı aldık baba. Başka da değineceğimiz bir şey yok. Periyodik bakım var mı bu aracın? Komple. Komple. Bütün sıvılar. Aynen, bütün sıvılar demişken isterseniz arkadaşlar size şunu gösterelim. Fren hidroliğimizin durumu nedir? Değişmek istiyor mu? Değişmek istemiyor mu? Kesinlikle isteyecektir ama. Ezbere değişmiyor. Ezbere değişmeyelim. Bakalım değer ne verecek? Bu arada arkadaşlar içerisindeki nem oranını, su oranını ölçüyor. Bunu da söyleyelim. Tamam, şu an hazır. Bakalım ne verecek. Zaten girer girmez bize bittiğini söyledi. 4. 4 dedim baba, aynen evet. Öyle. 4'ü gösterdi. Kıpkırmızı, yani kesinlikle değişmemiz gerekiyor. Bu arada 1'de ise 0'la 1 aralığında herhangi bir sıkıntı yok arkadaşlar. Değiştirmemize de gerek yok. Hidroliğin düşmanı nedir baba? Nem ve su. Sudur mesela. Hidroliği buraya dökelim, boyamızı söker. Ama dökülen hidroliğin üzerine su döktüğünde boyana zarar vermez. O yüzden içerisine su ve nem girdiği zaman değeri kayboluyor. Değer kayboluyor, basınç düşüyor, fren tutma zayıflıyor. Dışarıdaki araçlarla ilgilenirken biraz ara vermiştik ama videomuza tekrar devam ediyoruz. Burada aracımızın buji kabloları mevcut. Hava filtremiz, üst kapak, külbütör contası dediğimiz conta, üst kapağın sökülmesi gerekiyor bu yüzden. Gergir ulmanımız arkadaşlar. Su devir daimımızın eskisi, su devir daimının yenisi bu arada. Burada Bosch marka yağ filtremiz, Bosch marka 4 adet bujimiz. LPG uyumlu buji olması gerekiyor bu arada. Buna da değinelim. Bujinin LPG ile uyumlu olması şart. Burada da bobinimiz mevcut. Bobini de değiştiriyoruz. Aracımızın kağıdı var. Kağıdının eksikliklerini okuyacağız. Trigger setinin içinden arkadaşlar böyle bir civata çıktı. Bilyamız, gergi bilyamız, trigger kayışımız. Bakın eski değil bu. Yeni arkadaşlar bu trigger kayışımız. Burada da V kayışımız mevcut. Üst kapak, külbütör kapağı dediğimiz leş gibi duruyordu. Şu an temizliklerini gerçekleştiriyor babam burada. Şunu çok rahat olarak görebiliriz. Aracımızın daha önce arkadaşlar biraz yağ bakımının geç yapıldığını görebiliyoruz. Katran olmuş artık ve yanıklar mevcut burada. Işığı açtığımız zaman daha detaylı olarak bu kızarıklıkları görebiliyoruz. Üst kapaktan kaçıran yağların çözümü de külbütör contasıydı. Onun da orijinal olması gerekiyor. Bunu da tabii ki Elring'in ürünü olan külbütör contasıyla tamamlayacağız. Bu arada müşterimiz contanın yeni takıldığını söylemişti ama gevremiş conta arkadaşlar. Tıkır tıkır tırılıyor bak. Bu conta yeni değil kesinlikle. Bunu söyleyelim ve altını çizelim. Böyle
birçok olayla karşılaşıyoruz. Yeni diyor müşterimiz ama bakın çıt çıt kırılıyor. Yani bu sözde yenilenmiş bir parça. Yenilenmiş bir conta. Ama maalesef sökülmemiş. Çamuruyla duruyor. Yani şunun karşılaştırmasını yapalım hatta. Eskiyi göstermiştim. Bakın bunda öyle bir olay yok arkadaşlar. Görüyor musunuz? Bunda bir kırılma olmaz çünkü yeni bu. Ancak buna geldiğimiz zaman gevremiş sıcaktan, soğumuş, sıcak, soğuk sıcak göre göre bu artık contalıktan çıtır çıtır ediyor. Tabii ki kaçırır, tabii ki. Ama işte bunu yeni diye takan kişilerin sorumluluğunda olan bir şey. Müşteri parasını vermiş, taktırmış ama maalesef takılan bir şey yok. Temizliğini de yaptık, her şey hazır. Parçalarımızın birkaçını aldık, birkaçını da alacağız. Alt takım bölümünde onu da göreceksiniz arkadaşlar. Araçlarınızı bize getirmeden önce bu şekilde eksiklerini arkadaşlar güzel bir şekilde yazarsanız daha sağlıklı olur. Çünkü yaptığımız işlerden de emin oluruz. Bakalım burada ne varmış. Öncelikle araç komple kontrol, fren balatası kontrol, fren disk taşlama ya da değişim. Taşlama olmayacağını video içerisinde belirtmiştik ön arka. Şanzıman yağı ve filtresi, tüm yağ değişimi. Bunu da belirtmiştik. Trigger seti, devir daimi, EKH değişimi, yağ sızıntı kontrol, gerekli contalar, keçeler demiş. Araçta rolanti dalgalanması var. Araç soğukken yapıyor. Genelde stop edecek noktaya kadar geliyor. Yeni contamızın artık montajına geçebiliriz. Tüm yağ kaçakları demiş müşterimiz. Keçeler, contalar, işte eksikliğe dair her şeyin yapılmasını istediği için biz de her şeyin yapıldığını buradan gösteriyoruz. Hem sizleri bilgilendirmek hem de müşterimiz aracına neler yapıldığını görmek için faydalı videolar çekmeye çalışıyoruz arkadaşlar. Biraz kızarıklar var baba. Evet. Yanıklar da var, kızarıklar da. Yağ bakımının gece olduğundan dolayı bu arabanın geçmişten gelen. Komple sıktıktan sonra külbütör contası işlemi tamam. Bu yüzden burayı çok fazla uzatmaya gerek yok arkadaşlar. Trigger bölümüne devam ederiz. Burada devir daimin oturduğu yer. Conta yüzeyinde pislik kalmaması gerekiyor. Yani videonun başında belirtmiştik. Tabii zımpara yaptığımız için arkadaşlar şöyle bir durum var. İçerisinde torklular kaçıyor ama onları temizleyeceğiz. Bir problem yaratmıyor yani. Onları ilk başta söyleyelim. Sadece yüzeyin ağız tarafında tortulanmalar genelde olduğu için contanın bahsedeceğim. Orayı temizlemek daha mı uzun para yapıyor. Bu şekilde su pompamız artık montaja hazır. O-ring conta çok önemli. Tabii ki. Olmazsa su kaçırır. Bakın eskisinde O-ring conta hiç gözükmüyor. Kireçten olması gereken bu. Yeni su pompamız artık yerine geçti. 3 adet civata tutuyor. Çıkarken çok zorlanmıştık, hatırlayanlar vardır. Thank you.
Bilyamızı aldık. Trigger kayışımızı, yenisini alalım. B kayışı beklesin. Bunları takalım. Şimdi arkadaşlar devam ediyoruz. Hafta sonunu bitirdik. Aracımızın ateşleme sisteminden devam ediyoruz. Buji kablolarımızın ve ateşleme bobininin değişeceğini söylemiştik. Burada sıralamayı yaptıktan sonra aracın üzerine artık montaj yapacağız. Bosch marka tabii ki ateşleme bujimiz de var. Bunları da değiştireceğiz. Bunları değiştirirken önemli noktalardan biri de LPG uyumlu olması. Buna dikkat edelim. Aracınızda LPG varsa buji alırken direk parçacıya sormanız faydalı olacaktır. Aracınızın ateşlemesinin doğru olması için bunlar önemli faktörler. Şimdi yeni bobine geçelim. Teker teker ateşleme bujilerini söküyoruz. Bir tanesini sökmüştük. Biraz önce göstermiştim. Diğer 3 tanesini de şimdi sökeceğiz. Evet, üçüncü bujiyi de çıkardık. Ve dördüncü bujimizi de bu şekilde çıkarmış bulunuyoruz. Üzerinden çıkan marka NGK. Bu da iyi bir marka arkadaşlar. Ancak biz Bosch marka ateşleme bujisini takıyoruz. Bunları takarken herhangi bir dikkat etmemiz gereken bir şey var mı lan? Takarken dikkat edeceğimiz konular. Bu tırnakların kapalı olmaması. Kapalı olursa aracımız tekleme yapar. Yani şuradan netleyelim. Şuradan görebiliyoruz. Ucularında herhangi bir şekilde değişiklik yok. Açık olduğuna emin olduktan sonra yerine takıyoruz. Bir tanesini attık. 4 numara. Ateşleme bobininde sıra. Şu an civatalarını takıyor babam. Buji kablosunu dışarıdayken üzerine takmıştık. Bunu net bir şekilde göstermiştik. Bu aracımızda motorun bölümü biraz kısıtlı olduğu için dar alanlarda çekim yapıyoruz arkadaşlar. Bundan kaynaklı çok fazla gösteremiyorum. Detay gösteremiyorum ama elimden geldiğince mesela alt takımda çok fazla detaya gireceğiz. Orada da işlemlerimiz var. Ateşleme bobini, buji kablosu aynı şekilde değişmişti. Buradan da yenisini görebiliyoruz. Eskilerini de dışarıdayken göstermiştik. Bu arada gördüğünüz üzere ateşleme bujisi de tamam. Yani ateşlemeye dair her şey tamam. Bu arada bilgisayarlı arkadaşlar oksijen sensörünü ölçeceğiz. En son değişmesi gerekebilir. Volkswagen araçlarında biliyorsunuz çok önemli parçalardan birisi. Rölanti dalgalanmalarına, işte çekiş düşüklüğüne, çekmemeye, gaz yememe gibi çok büyük problemleri aslında oksijen sensörü sağlıyor. Bundan kaynaklı olarak da oksijen sensörü Volkswagen grubu araçlarda önemli olarak teşhis edilmesi gereken parçalardan birisi diyelim. Ateşleme bobinini de taktık. Evet, gösterelim baba. 4 numara. 4. piston. Tam oturduğundan emin olalım. Evet. 4. Bu taktığımız demir ayak yağ çubuğunu da tutuyor bu arada. Şurada plastik geçmesi var. Yağ çubuğunu da sabitlemiş bulunuyor. Sıra geldi emme manifolduna. Şuraya tut. Evet. Aynı şekilde burada da var. Buradan civata tutuyor. Buradan da geçmiş olduğuna emin olmamız lazım. İki tane de vidamız var. Manifoldun arka tarafında da şu görmüş olduğunuz sağlı sollu civatalar da var. Ön taraftan da sıktık zaten, gösterdik.
Bunlar alyan tutuyor arkadaşlar. Dar bir alandalar. Gaz kelebeğimizin temizliğini yapıyoruz. İlk başta belirtmiştim. Bunun adaptasyonu da önemli arkadaşlar. Bunların gerekli ayarları var. Bilgisayar üzerinden yapılıyor. Temizliğini şu an gerçekleştirdik. Görmüş olduğunuz gibi zaten az çok temizdi. Şimdi tekrar takacağız. Evet baba, gösterelim. Arkadaşlar, bunları biz kırdık. Videoda her şekilde doğaldı. Her şeyi göstermek istiyoruz. Bunları biz kırdık arkadaşlar. O yüzden neden kırıldı? Çünkü sökülürken gerekli sıcak soğuk işlemi gördüğü için plastik parça gevremiş, kırılıyor. Çıt çıt kırılıyor. Maalesef bunu değiştireceğiz. Bakın kırığı da burada. Bir tanesi de değil, iki tanesi kırıldı. Bakın ne hale gelmişler. Bunlar maalesef kırılıyor. Bunlarda bir şey yoktu. Biz kırdığımız için tekrar bunların yenisini takacağız. Sağlam bir şekilde tekrar kelepçelerini oturtacağız. Bakın aynı şekilde burada kırıldı arkadaşlar. Görüyor musunuz? Bunlar zamanla gevriyor. İçerisindeki paslardan kaynaklı, kimyasal etkilerden kaynaklı çıt çıt kırılıyor. Küçük bir darbeyle. Küçük bir darbeyle bunlar kırılıyor. Maalesef bunları da yenileyeceğiz. İçerisindeki pasları yok, görüyorsunuz. Su boşalacak. Hararet yap, yontaya kadar. O yüzden tüm detayları gösteriyoruz baba. Hani biz, evet, kırsak da kırmasak da fark etmez. Arızayı gösteriyoruz. Yaparkenki işçiliğimizi gösteriyorsak, iyi şeyleri gösteriyorsak başımıza gelen talihsiz olayları da göstermek zorundayız diye düşünüyorum. Maalesef bu plastik parçalar kırılıyor. Yapacak bir şey yok yani. Kaliber girişimizi yeniledik. Ve burada bir sufleyemiz var. Bunu da yeniliyoruz. Bunlar hep pastan dolayı kırılmıştı. Yani periyodik olarak bakımlarımızı yapacağız diyebiliriz. Burada şöyle bir adet hava filtremiz. Burada aynı şekilde bir adet yağ filtremiz mevcut. Bunları kaliteli kullanmak zorundayız. Uzun tip demirdir arkadaşlar. Bu araçlarda BSE motorlarda Golf, Bora bu yağ filtresi çıkıyor. Aynı şekilde hava filtremiz de burada. Motor yağımız artık simsiyah olmuş. Değişme vakti gelmiş arkadaşlar. Bunların belirli kilometre aralıklarında değişmesi gerekiyor. 10.000 kilometrede değişirsek 8-10.000 kilometre arası sağlıklı olacaktır. Veya yılda bir mi diyoruz baba? Evet, yılda bir. Yılda bir motor yağlarımızı, filtrelerimizi, periyodik olarak bakımlarımızı yaptırmalıyız. Bu şekilde yağın rengini detaylı bir şekilde çekmiş bulunuyoruz. Benzinli bir araçta bu kadar siyah olması arkadaşlar çok da normal değil. Dizel araçlarda ilk anda koysak bile simsiyah oluyor. Yağ filtremizi sökebiliriz artık. Bir yandan motor yağı boşalırken bir taraftan da yağ filtresini söküyoruz. Böyle aparatları var. Her yağ filtresinin demir olanların aparatları mevcut bu şekilde. Gevşettikten sonra elimizle dahi sökebiliriz. Bu arada tapamızı kapatıyoruz. Yağ filtremizin sökümünü gerçekleştiriyoruz. Bu şekilde. Şampiyon diyor ona. Dandik bir filtre diyebiliriz. Opel Insignia
İki dizelimiz var. Boş yağ filtresiyle devam edelim. Daha önce kırılmış bir civata var arkadaşlar. Bunu gördük. Bunu böyle bırakmak istemediğimiz için takmak istiyoruz. Tabii çıkarabilirsek bunun yerine de civatasını takacağız. Şöyle göstereyim. Şöyle tutayım. Aracımızın içerisine geçiyoruz. Tabii ki koltuklarımız korumasız olduğu için koruma takmamız lazım. Evet, kılıfımız hazır. Audi'ye, Audi kılıfıyla binebiliriz arkadaşlar. Aracımızın içerisindeyiz. Bir alma verme vardı. Bakalım yapacak mı? Kontağımızı açtık. Bekleyelim. Basayım baba. Yani şu an çok bir alma verme yok. Şu an sabit devir saati. Yani sabit duruyor, bir sıkıntı yok. Makineyle bak bakalım. Tamam, makineyle bakarız ona. Şu an bir problem yok gibi. Çalışmasını da gösterdik, dışarıdan da gösterelim. Devir saatimize bakalım. Genellikle soğuklarda dalgalanma oluyordu arkadaşlar. Herhangi bir problem devam ediyor mu? Herhangi bir rolanti dalgalanması yok. Şu an görmüş olduğunuz üzere. 268 bin kilometrede olan aracımızın işlemlerine devam ediyoruz. Otomatik şanzıman yağı da var bu arada. Tüm sıvılar denilmişti. Motor yağını değiştirdik. Rolantide bir sıkıntı yok şu an için. Çalışmasında da problem gözükmüyor. Evet, sağ olun. Sesi de güzel. Gayet güzel. Bu gibi bu kablosu, bobin, bunlar arabanın sabahları kırılırken devir dalgalanmasına etken olan malzemeler. Onları set halinde değiştik zaten. Aracımızın devir saatinde yine dalgalanmalar mevcut arkadaşlar. Bakın. Görüyor musunuz? Şimdi şöyle bir durum var. Bu aracın bize gelmeden önce manifoldunda manifold contaları değişmiş. Bizim şüphelendiğimiz iki nokta var. Bu jibobin. Biz zaten değiştik kötü olduğu için ama bu rolanti dalgalanması için arkadaşlar sizlere bilgisayar üzerinden tespitini gerçekleştireceğim. İki tane seçeneğimiz var. İki tane giriş çıkış oksijen sensörlerimiz var. Bir de göstereceğim bir yer daha var. Burada baktığımız zaman ideal oksijen sensörünü çekmesi gereken değer 0.38 voltla veya 380 milivolt diyelim. 0.38 volt ile 0.45 arasında bir volt çekmesi gerekiyor. Lambda sensörünün değerine dikkat edersek şu an çektiği volt, bakın lambda sensörü 2 normal çalışıyor, yani ideal çalışmasında. Biz lambda sensörü 1'e geçeceğiz. Lambda sensörü 1'de bakın arkadaşlar değerler nasıl oynuyor. Bu arada tabii ki rolanti çok kötü dalgalanıyor. Acayip bir dalgalanma var. Bunu buradan görüyoruz. Oksijen sensörü büyük ihtimalle lambda 1 sensörü çok kötü çalışıyor. Yani çalışmıyor. Lambda 1 bozuk. Oksijen sensörü kesinlikle değişecek.
Sıcaktır ya, çalışıyor da. Bez vereyim mi? Yok, kapıyı kurtarmam lazım. Orada bağlantı ayağı var bak. Bayağı sıcak. Elimizi de yaktık. Bu temizlikle kurtarılmaz ama bu çünkü içindeki elektrik akımı artık bozulmuş. Değişecek bu. Evet, fren diskimizi, fren aynamızı çıkardık. Bittiğini zaten değinmiştik. Bayağı bir fatura var. Arka taraf da değişecek bak. Bak istiyorsan, ben bakmıştım ama arka tarafta hiç iyi gözükmüyor. Aynen. Baksana. Kolay gelsin. Evet'i bırak. Balata bitik buranın bu arada, onu da değineyim. Balata'nın resmini de orada gör, aldın böyle. Evet, oksijen sensörümüzü aldık. Disk balata işlemleri tamam arkadaşlar. Bu da yeni oksijen sensörümüz. Eskisi de burada. Şimdi onun montajını yaparken ben de sizlere tekerleri göstereyim. Evet, sol ön tekerdeyiz. Orijinal ürün bu arada. Bunu söyleyelim. Buraya geldiğimiz zaman arkayı bitirdik. Arkada işlerimiz kalmasın diye bitirdik. Gördüğünüz gibi disk yeni. Fren balatamız yeni. Burası sol arka teker. Hemen sağ arka tekere bakalım. Burada da yeni diskimizi görebiliyoruz. Daha detaylı şöyle göstereyim. Fren balatamız da değişti bu arada. Çok eskiydi çünkü. Detaylı çekemedim. Bu aracımız geldi. Bu aracımızın işlemleri var. Bir tane de eve gönderdik. Bu araç bakımları var. Karteri sökülecek arkadaşlar. Bu yüzden alt takım işlerini çok fazla uzatamadık. Yine de takılmış hallerini gösterelim. Burada yine babam devam ediyor. Oksijen sensöründen. Genel olarak neler yaptık, neler değişti kağıda yazmıştım. Tabii ki bunların eksisi artısı vardır ama yine okuyayım. Bobin, buji kablosu, buji, conta, üst kapak contası, külbütör contası, antifriz, yağ filtresi, hava filtresi, motor yağı, trigger seti, devir daim, hidroliğimiz değişti, VK iş, gergi kütüğümüz, şanzıman yağımız, oksijen sensörümüz değişti. Bunun yanında kırılan parçalar vardı. Bunları bizim kırdığımızı belirtmiştim baba. Evet, su giriş boruları. Su giriş 2 tane, dörtlü çıkış ve üçlü çıkış olarak borularımız kırılmıştı. 4 disk, balata arka sadece değişti. Oksijen sensörü değişti, yağlarımız değişti. Rölantiye çözümü ürettik. Kağıtta ne yazılıyorsa müşterimize o şekilde arabasını teslim ediyoruz. Zaten not almıştı. Buraya kadar izlediyseniz teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Bundan sonra çok sık bir şekilde videolarımız gelecek ve sizler de bunları izleyeceksiniz.